Kreatin monohidrat. Kreatinin faydaları, saça etkisi, saç döker mi? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Saçla ilgili konuya girmeden önce DHT hormonunu biraz açalım. Dehidrotestosteron denilen DHT hormonu, testosteronun DHT'ye dönüşmesiyle oluşan bir hormondur. Ergenlik döneminden önce kız ve erkek aşağı yukarı hormonları aynı iken ergenlik döneminde testosteron DHT'ye dönüşerek erkeklerin erkek özelliklerini ortaya çıkarmaya başlar. Ses kalınlaşması, testislerde farklılıklar, kılların çıkması gibi buna benzer cinsel özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan bir hormondur. Yani testosteron DHT'ye dönüştüğünde bu oluşuyor ve DHT hormonu erkek yaşamında ömür boyu bir takım fonksiyonlarını yerine getirerek devam ediyor. Kreatinin DHT'ye dönüşmesiyle bize erkeklik özelliklerini veren testosteronun verdiği güç, performans artışı gibi şeyler ortaya çıkarıyor kreatin. Testosteronun DHT'ye dönüşmesini sağlıyor. DHT de saçla ilgili hem erkeklik özellikleriyle ilgili hem de saçla ilgili bir takım etkileşimleri var. DHT çok yüksek olduğunda saçın dökülmesine neden oluyor. DHT çok düşük olduğunda da saçın dökülmesine neden oluyor. Yaygın olan, şehir efsanesi olan kreatin saç döker konusu bilimsel bir dayanağı yoktur arkadaşlar. Bu varsayım şuradan ortaya çıkıyor. Kreatin DHT'yi yükseltiyor. Dolayısıyla gücü ve performansı artırıyor. DHT de saç foliküllerini etkileyen, saçın dökülmesine neden olan bir hormon. Kreatin bunu yapıyorsa kreatin saç döküyor diye düşünülüyor. Fakat kreatin DHT'yi ne kadar etkiliyor? Saçın dökülmesine neden olan DHT hormonunun ne kadar olması gerekir ki saç dökülebilsin? Yapılan birçok klinik bilimsel araştırmalar bunu net olarak açıklamıyor arkadaşlar. Kreatin saç döküyor genel kanısı bilimsel anlamda açıklanmış bir durum değil. Şu demektir, kreatin saç dökmüyor. Eğer genetik olarak insanların saçı dökülmeye yatkınsa, saçları zaten dökülüyor. Yatkın değilse kreatin buna %100 bir etki yapmıyor ya da dolaylı bir etki yapmıyor. Yani bunun bilimsel bir açıklaması yok arkadaşlar. Kreatinin birçok faydaları var. Kreatin kırmızı ette bulunuyor biliyorsunuz. Kırmızı ette de 4-5 kilo civarında bir ette birkaç gram kreatin bulunabiliyor. Yani kreatin monohidratı dışarıdan almakta fayda var. Kreatin bizim ihtiyacımız. Kreatinin %95'i kaslarda, %5'i beyin, karaciğer ve böbreklerde depolanıyor. Dışarıdan aldığımız, oral olarak aldığımız kreatin monohidrat supplementı bunları %20 civarında destekliyor ve depoların daha çoğalmasını sağlıyor. Kreatinin yaptığı şey, performans artışı olarak yaptığı şey, ATP'ye dönüşerek gücümüzü artırması, daha iyi antrenman çıkarmamız, bu arada dayanıklılığımızın da artması. İşin özetine geldiğimizde arkadaşlar, kreatin DHT'yi etkiliyor. Dolayısıyla gücü ve performansı artırıyor. Ama DHT'yi etkilemesi eşittir, saçın dökülmesi demek değildir. Ne demiştik? DHT yüksek olduğunda saçların dökülmesine sebep olabiliyor. Ama kreatin monohidratın oranı, yükseklik oranı ne kadar? Bu bilimsel anlamda saçın dökülmesine neden olur anlamında ispatlanmış bir şey değildir arkadaşlar. Bilinenin dışında kreatin saç dökmez. Genetik olarak yatkınlık varsa saçlar dökülür. Değilse kreatin saç dökmez. Bilim her zaman yalanlanabilir bir şeydir. Bugünkü bilim, bilgi neyi öğretiyorsa doğru olan budur. Bugün doğru olan ilelebet doğru olacak demek değildir. İspatlandığında o yalanlanabilirdir. Zaten bilimin özelliği sorgulanabilir olması, sürekli araştırılabilir olması veya daha önce bildiğimiz birçok bilimsel şeylerin tekrar yalanlanabilirliği de ispatlanmıştır. Yani şu anda bilimsel olarak kreatin saç döker değil arkadaşlar. Bu olmadığına göre kreatin saç dökmez. Aksi ispatlanana kadar bu durum böyledir. Böylece genel kanıyı biraz aydınlatmak istedim. Bu konuda ince araştırmak isteyenler araştırabilir. Bu videonun altına yorumlarını yazabilir. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda kreatin vücutta su tutar konusuna değineceğim arkadaşlar. Bununla ilgili de birçok söylenti var. Bunu biraz daha açacağım. Kreatinle ilgili veya başka supplementlarla ilgili veya sporla ilgili yorumlara yazın, fikirlerinizi söyleyin. Eğer bizim araştırmamız ya da bahsetmemiz gereken konular varsa bize bu konuda yardımcı olun arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve sporlu bir yaşam diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.